Keşke böyle olmasaydı. Sen üzülme. Öyleyse herkes için daha iyi olacak. Özellikle de annem için. Ben artık bunları düşünmeye... ama yolculuğumuzu... umudumuzla birlikte evimize geri döneceğimiz günler düşün. Benim artık sevdiklerimin kötü olmasına tahammülüm yok. Herkes bu konuğa iyileşerek dönecek. Miran oğlum, bir gün annen iyileşse bile onu bu eve geri getirme. Yani Reyyan bu evde oldu. Tişan'ın Miran'ın annesi, evladımın da babaannesi. İyileşsin, sonra gelip burada bizimle birlikte yaşayacak. Ya sendeki bu kalp dünyada kaç kişi de var acaba? Bence kimse de yoktur. İyi yürekli karım benim. İyi olacaksın, güven bana. Beni herkes bırakıp gitti ömrüm. Hasretle geçti kızım. Sen de bırakıp gideceksin beni. Yokluğunda. Annene mi döneceksin? Benim annem sensin. Bak iyi olacaksın. Güven bana. İyileşip döneceksin. Gelmek istemediğine emin misin? Vedaları pek sevmem. Miran. Onun iyiliği için yapıyorsun bunu. İçini ferah tut. Sağ olasın. Özür dilerim. Hayallerinizi yıktığım için. Hatıralarınızdaki Dilşah'a ihanet ettiğim için özür dilerim. Yapma Dilşah. Konuşma şöyle. Olur mu hiç öyle şey ya? Sen hep beni anladın. Hiç yargılamadın. Kızını incittiğimde bile kırmadın kalbimi. İçlerince hep düşündüm. Bu kadın kim? Dilşah değil mi? O bir kuşu, bir kelebeği bile incitmezdi asla dedin. Haklıydın. O Dilşah. Yıllar evvel kapatıldığı o odada öldü. Hatıralarınızda kalan o Dilşah olamadığım için özür dilerim. Keşke anılarınızdaki o Dilşah olarak kalabilseydim. Hazar.
Seni o kadar çok seviyorum ki. Bazen çok korkuyorum. Neden korkuyorsun Dişan? Ayrılmaktan. Sensiz bir ömürden. O dediğin asla olmayacak. Çünkü ben de seni çok seviyorum. Asla ayrılmayacağız biz. Asla. Anne, niye ağlıyorsun? Sevinçten oğlum. Sevinçten. Yakında bir yere gideceğiz seninle. Onu öğrendim de yeni. Ona sevindim. Nereye gidiyorsun anne? Uzaklara oğlum. Çok uzaklara. Sen, ben, baban. Ama o zamana kadar kimseye söyleme, tamam mı? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.